Merhaba WebTekno takipçileri, teknoloji gündemindeki önemli olayları anlattığımız yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Apple'ın yıllardır gizli gizli bir robot üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Hatta bu robotun ev işleri yapacak kadar gelişmiş olacağı, Apple mühendislerinin de gözlerden uzak bir yerde bu robotu test etmeye başladığı söyleniyor. Haberler epey sağlam bir yerden. Çalışmalar 2019'da başlamış ve 5 yılda o kadar ciddi bir şekilde ilerlemiş ki Apple bu robot meselesine iPhone'dan sonraki en büyük atılım şeklinde yaklaşıyor. Belki hatırlayanlarınız vardır, bundan 3 sene önce daha pandemi başlamadan Apple'ın yine böyle gizli gizli üzerinde çalıştığı bir otonom araba projesi Project Titan ortaya çıkmıştı. Hatta onu da bir videoda anlatmıştık sizlere. 10 yıl boyunca 2000'den fazla insanın çalıştığı 10 milyar dolarlık projeyi geçtiğimiz Şubat ayında aniden iptal etti Apple. Araba işine girmekten vazgeçti yani. Dediler ki araba konusunda başını alan gitmiş. Tesla desen uzaya araba gönderip reklam falan yapıyor. Çinliler 10 bin dolara araba satmaya başlamışlar. Biz de 100 bin dolara satılacak bir araba ile kâr edemeyiz. Yani tabii ki tam olarak böyle söylemediler ama ben olayı biraz basitleştirmek için şakaya vuruyorum sadece. İşte o iptal edilen arabanın geliştirilmesine, seri üretilmesine, fabrikalarına ve talar arası sevkiyatına ayıracakları parayı tamamen yeni bir alana kaydırmaya karar vermiş durumda Apple. Yapay zeka ve robotik. Hatta öyle ki bu araba projesinde çalışan mühendisler de araba için geliştirildiği söylenen SafetyOS isimli bir işletim sistemi de artık Apple'ın robotlarında kullanılacak haberlere göre. Fark ettiyseniz ChatGPT ortaya çıktığından beri bütün büyük teknoloji şirketleri bu yeni nesil yapay zeka alanına saldırmaya başladı adeta. Her gün yeni bir yapay zeka uygulaması çıkıyor. Takip etmek o kadar zorlaştı ki. Mesela Samsung'dan telefonlara özel Galaxy AI gördük. Google Gemini adında bir bot çıkardı ama ırkçı yanıtlar verdiği için askıya aldılar projeyi. Microsoft deseniz zaten ortamın abisi, ChatGPT'nin mucidi OpenAI'nin en büyük ortağı konumunda. Peki masada kim yok? Apple yok. Herkes bu yapay zeka alanına girip bir şekilde bir şeyler yaparken, mesela gerçekte hiç var olmamış insanlar mekanlar üretip dilimizi dimağımızı şaşırtan Sora gibi yeni yapay zekalar geliştiriyor ama Apple'dan çıt yok hala. Akıl alır gibi değil yani. Adamlar Siri'de takılıp kaldılar resmen. Derken haberler ortama bomba gibi düştü. Şirket bir yandan bu yapay zeka için çalışırken bir yandan da bu yapay zekaları kullanacak ev tipi robot projesinde çok önemli bir aşamaya gelmiş. İnsansı robot deyince akla gelen ilk şirket bugün Hyundai'nin alt şirketi Boston Dynamics. Spot adındaki şu köpeksi robotlarını mutlaka görmüşsünüzdür. Bunlar deneysel robotlar değiller. Bayağı parasını verip alabileceğiniz ticari bir ürün ama fiyatı 75 bin dolar, 2.4 milyon lira yaklaşık. Yani varsa o kadar para alabilirsiniz tabii. Yani kuru da artıyor. Alacaksanız yıl sonuna kadar yetiştirin bence. Boston Dynamics'in tamamen insansı bir robotu daha var. Adı Atlas. İnsan bedenini taklit etme konusunda şu an piyasadaki en gelişmiş robot bu. Forgot my tools again. Hatta şuna bir baksanıza yani böyle akrobatik hareketler yaparken sendeleyişi bile insan gibi ancak Atlas'ın fiyatı da 150 bin dolar yani 4.6 milyon lira. Ancak Atlas'ı öyle isteyen herkes parasını verip alamıyor. Bu robot sadece endüstriyel alanda ve üniversitelerdeki araştırmalarda kullanılması için satılıyor. Onun için tasarlanmış. Yani tıpkı bir zamanların bilgisayarları gibi. Apple ise bunun tam tersini yapmak istiyor. Atlas gibi robotları evde kullanabileceğimiz kişisel araçlar haline getirmeye çalışıyor. İşte temizlik, bulaşık, çamaşır gibi belli bir rutini olan ama gün içinde çok vaktimizi alan işleri robotların yapmasını sağlamaya çalışıyor. Yani bir zamanlar sadece iş dünyasına özel olarak satılan bilgisayarları nasıl kişisel hale getirdiyse robotlarda da böyle bir devrim yapmanın peşinde koşuyor Apple. Yani şimdi oturduğumuz yerden iyi bir iPhone'un 100.000 TL olduğu bir ülkede yaşarken bunları duymak kulağa bayağı itopik geliyor ama durum bayağı ciddi. Söylentilere göre Apple içinde bu robot için çalışan gizli bir ekip var ve şirketin Kaliforniya'daki merkezine yakın bir evde robotu ve ev içinde gezmesini sağlayan algoritmaları test etmeye başlamış durumda. Apple'ın robotunun nasıl görüneceğine, nasıl bir tasarıma sahip olacağına dair net bir bilgi, bir fotoğraf, bir çizim yok şimdilik ama bir tahmin var. Çok fena ters köşe geliyor, sıkı durun. Apple'ın robotu çok büyük ihtimalle şuna benzeyecek. A robot. Yes. What are we going to do with a robot? Well, Astro,
Follow me. Ya bir yerden hatırlayanlarınız var mı desem? Hani Wall-E desem? Bu arkadaşın adı da Astro. Kendisi Amazon tarafından bundan 3 sene önce piyasaya sürüldü. Yani gülmeyin, iş ciddi. Çünkü Apple'ın bakan insanın mimik ve kafa hareketlerine göre tepki veren bir tür ekran robotiği geliştirdiği de söyleniyor. Let's dance. Tablet kafalı Amazon Astro gibi yani. Buna baktıkça da insanın sinirleri bozuluyor. Yani Apple robot yapacak deyince Atlas gibi karizmatik bir şey bekliyorsunuz. Ama karşımıza çıkan şeyin ponçikliğine bakar mısınız yani? Buna iş buyuramazsın ki, alırsın evine kedi köpek gibi bakarsın. Mamasının suyunu verirsin, başını okşarsın. Fiyatı da 1600 dolar bu arada. Yani karşılaştırmanın pek bir mantığı yok ama tabii ki de Atlas'tan çok çok daha ucuz. Ayrıca şakası bir yana, kesinlikle insanların evrenine rahatlıkla sokabilecekleri evcil hayvan samimiyetinde görünen bir iyi aile robotu izlenimi çiziyor. Astro beklenen satış rakamlarını göremeyince güvenlik görevlisi versiyonlarını falan satışa çıkarmış Amazon. What's that? This is rapid response monitoring. Oh. The police have been dispatched. Leave the property immediately. Is that a robot? Let's go. Yani böyle güvenlik görevlisi mi olur dedim ben de ilk görünce. Bunu Türkiye'deki herhangi bir AVM'ye soksanız gören hırsız başına okşar gider bence. Eldeki tüm bilgiler gösteriyor ki Apple'ın robotu Wall-E filminin ana karakteriyle benzer bir tatlılıkta Amazon Astro gibi tabletten bir ekrana ve bu ekrana yansıtılacak insansı ifadelere sahip olacak dostlar. Muhtemelen fiyatı yine Amazon Astro gibi 1600 dolar seviyesinde olacak. Hadi buna bir de Apple vergisi ekleyelim, 3000 dolar diyelim. Ama mesele zaten şu noktada fiyat değil gördüğünüz gibi. Apple'ın yepyeni bir alana girmesi söz konusu. Peki Apple durduk yere neden böyle bir işe giriyor? Çünkü akıllı telefon pazarı ölüyor arkadaşlar. Her sene yeni bir telefon çıkmadığında firmalar batma noktasına geliyor. Hatta bir başka şirket yarın öbür gün çıkıp akıllı telefonlar kadar benimseyebileceğimiz bir teknoloji geliştirip geleceğin Apple'ı da olabilir. İşte bu yüzden Apple diyor ki ben iPhone kadar kabul görebilecek yeni bir ürün, hatta yeni bir alan keşfetmek zorundayım. Öyle bir robot yapacağım ki bundan 15-20 sene sonra bakınca iPhone'dan kat ve kat daha fazla para kazanmak zorundayım. It's already been a big day. But we do have one more thing. Hatta bu araba projesini iptal etmeden önce üst düzey yöneticilerine 3 farklı yol göstermiş. Karma gerçeklik, otomotiv ve ev teknolojileri. Karma gerçeklik alanına Apple Vision Pro ile girdi aslında. Hatta kutu açılışını ve ilk deneyimini çektik onun. Bence 3500 dolar edecek bir gözlük değil ama hiç beklemediğim bir deneyim yaşattı bana. Bunu Vision Pro'nun ekran kaydı görüntüleriyle anlatmak çok zor arkadaşlar. Merak edenler o videoları da izleyebilirler. Hemen şuraya ekledik. İkinci mesele olan otomotivin kapısını kapatıp oradan da öğrendikleri her şeyi ev teknolojilerine ve bu alanda bir ev tipi robot geliştirmeye ayırdılar gördüğünüz gibi. Tamam, yakın gelecekte ev içerisinde belli bir rutine sahip görevlerimizin tamamını bu tip ev robotlarına ayırabiliriz. Bu kabul. Hatta süpürge işini çoktan robotlara bıraktık bile ama Apple'ın robotunun neler yapabileceğini zaman gösterecek. Şimdilik konu hakkında bildiklerimiz bu kadardı. Her hafta teknoloji gündemindeki önemli bir olayı seçip size bu videoları hazırlamaya çalışıyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.